Galaxy Rehberi'ne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum sevgili Kubilay Aka. Merhaba. Kubilay hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi. Valla uzun zamandır izlediğim bir programa konuk olmak çok güzel bir iş. Çok güzel. Çok Şeref burada olduğunuz için. Şeref ver. Şimdi inci tanelerinde ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Spoiler veremiyoruz <verebilirim ben. gülüyor> abi. Çok patladı iş. Tebrik ederim. Aa, teşekkür ederiz. Ekipçe çok e, hevesli bir şekilde çalışıyoruz. Böyle bir izlenmenin karşısında biz de mutluyuz. Bekliyor muydun bu kadarını? Bu kadarını beklemiyordum ama bekliyordum. Yani Yılmaz Hoca'dan hep eminim ben. E, yani yaptığı işler ortada, yaptığı şeyler ortada. İzlenmeyeceğini hiç düşünmedim. Ama bu kadar izleneceğini de açıkçası düşünmüyordum yani. Peki baskı yaratıyor mu? Çok yüksek reytingler. Çünkü rekorlar kırılıyor sürekli. Ya baskı, baskısal kısmına çok biz takılmıyoruz. Bilmezsin. Daha çok keyif kısmındayız. Çünkü Hı. böyle reytingler alınca sette çok rahat bir şekilde çalışıyorsunuz. Bir izleyicimiz var. Onlara karşı bir sorumluluğumuz var. Daha iyi bir... Yani e, hikayeyi hiç düşürmeden kaliteyi hiç düşürmeden devam etmemiz gerekiyor. Korkutucu tarafı bu ama onun dışında bu e, şey içerisinde ben çok eğleniyorum. Bu kadar izlenilen bir işin içinde olmaktan ne mutluyum. Ne güzel. O baskıyı hissetmemek güzel bir şey ya. Yani, yani hiç... imrendim sana. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> güzel. Yani şey gençlikten oluyor herhalde o. Ya herhalde biraz daha umursamaz oluyoruz. Ee, böyle. Sen de tabii yaşlı değilsin bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz daha umursamaz oluyoruz herhalde ama e, umursamazlık da değil de böyle e, baskı bunları ben de yeni yeni tadıyorum. Yani bu hmm. kadar izlenme bu kadar e, bir şey. Niye? Daha önce de çok üzüldün. Yani Çukur'da daha önce olmuştu. Evet. Daha önce de tattığım için böyle bir şeyi. o kadar böyle beni baskılamak yerine daha çok kamçılıyor böyle daha hmm. çok çalışayım daha çok iyi olayım. Ben e, en çok seni nerede farkına vardım? Aşk 101'de tabii. Ya yani çünkü kızım seyrettiği için evet. 4 tur falan. Evet. <laughs> Hatta aynı döneme, yani hangisi hangisini tetikledi bilmiyorum. Ben oyuncu olacağım dedi. Okulda Hadi da abi. tiyatroya girdi ama sonra vazgeçti. Şimdi mimar olmak istiyor bakalım. Daha tabii realistik düşünüyorum. <laughs> ama sen de oyuncu olmak musun çocukken. Ben çok istiyordum evet. Niye? Yani nereden Abi şu an çalıştığım neredeyse Engin günaydın yüzünden olabilir bu. Öyle mi? <laughs> yani yani oyun da olarak yani çok yoğun. Bi yani. çok aslında insan e, yüzünden oldu bu. Çok ben yani sayesinde diyeyim aslında e, çok taklitlerini yapıyordum ben. İşte Yapma. Neyi zabıta yırfanı mı mesela? Mesela Engin Günaydın'ın Burhan Altın Top'u. Burhan Altın Top. Burhan Altın top. Sen zabıta evet. nasıl yetişeceksin? Tabii onlar, genç adamsın. Evet. <laughs> gibi gibi e, birçok taktik O zaman yaparım. yapman lazım. <laughs> bir kuple. Yok ya. <gülüyor> 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 Birlikte çalışıyorum şu an. <laughs> Nihat Doğan yapıyorum her yerde. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Ee, o, se televizyonda seyrederek ben de evet, bir şey evet, yaparım. Evet böyle yani bir de bir yandan e, Sanat benim çok ilgimi çekiyor yani e, her dalında da şu anda da olmaya çalışıyorum. Yani müzik yapmaya çalışıyorum, yani resim de yapayım istiyorum. Bir şey mi ee, çalıyorsun bilmiyorum. Ya birçok şey çalabiliyorum Aha. aslında. Yetenekli ee, bir adam e, Ama davul, daha çok böyle davul güzel. çalabiliyorum güzel. Ee, en iyi o. ama müzik mesela işte bir şey yazmalıyım gibi de düşünüyorum. Senaryo vesaire hmm. bilmem ne. Ee, sanatçı olacaksa komple sanatçı olmalıyız gibi hissediyorum. Sizin jenerasyonunda bu var ya galiba. Yani tek çok. bir ana branş tabii ki çok önemli e, bence. Her şeyde yani doktorlukta da, oyunculukta da şeyde ama hepsini bilmek bence daha komplike hissettiriyor. Bir de futbolculuğunda var. Futbol evet seviyorum çok. Oynamışsın bir de değil mi? <laughs> evet evet. Kocaeli'de evet. mi? Kocaeli'de. O zaman ama Kocaeli'de gerçekten altyapısı çok iyiydi yani altyapı tabii. dönemi bizi, bizden mesela çok Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye giden çok oldu. Sizden önce de çok vardı. Evet. Yani. evet. Abi. Metin hocalardan itibaren, Metin Tekin'den itibaren Tabii. çok önemli Rursal hocalar var. Bursa ile çok çok önemliydi. Filmde de güzel oynuyorsun. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Sen izledin galiba. İzledim. Evet ben daha izlemedim. Bakın. Öyle mi? Ha, güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Spoiler verme tamam mı? <laughs> <laughs> Sonunu biliyoruz diyorum. <canım. gülüyor> ya hakikaten güzel olmuş film. Tebrik ederim. Ee, ben korkarak gittim. Sevgili Abdullah Oğuz'a da söyledim, futbol filmi çekmek zor bir iş. Çok zor. Çok zor hakikaten. Çok zor. Yani çok büyük bir alan içerisinde çekildiği için özellikle futbol evet. sahneleri. Ekip içerisindeki iletişim vesaire her şey çok zor oldu. Bizim bir de hani için. toprak da çekmek gerekiyor, öyle bir saha yok. O yüzden bir stad oluşturulmuş. Evet, evet. Ya, ee, Taksim Stadı'nın ve Union Stadı'nın aynısı yapıldı. Papazın Şehri'nin. Evet, o dönemdeki Hı. ve gerçekten... Ee, bisette büyülendik bayağı böyle girdik böyle üstümüzde o, formalar falan Taksim Taksim Stadyum set mi? Ee, tabii tabii. Şeyler o duvarları falan. Evet evet hepsi. O giriş şey o yani, hostaletler onu zannettim. Yok çok büyük kurdular abi oraları. Arkası şey çok yeşil. masraf ya. Sağ olsun Abdullah Hoca. Abdullah Hoca sağ olsun diyoruz. Çok masraf gerçekten. nasıl aldın rolü? Ee, ya ben, ben ben biliyorum da. Evet, ben biraz gidip aldım gibi oldu rolü. Hoca başka birini düşünüyordu. Öyleymiş. Başka o, birkaç kişi varmış. Başka aklına. birkaç kişi vardı hatta. Hepsi de bu arada çok yetenekli adamlar. Yani hmm. Türkiye'de gerçekten kanıtlamış kendini insanlar. Ben de çok, yani Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Boş zamanlarımın hepsi Fenerbahçeli geçiyor neredeyse. <laughs> Bir de futbol oynamayı çok seviyorum. O, oyunculuğu da çok sevdiğim için bu hepsi harman oldu bir anda. Dedim ki bu bu işi bir şekilde ucundan tutmam lazım falan. Ee, gölgesinde bile olsa olmak istiyorum dedim Abdullah Hoca'ya ve bir şey dedim en fazla futbol sahnelerine dair üç kere söylersin. Üçüncüde dedim yaparım ben onu. Yani mesela free kick çekilecek, işte sol çatala girecek falan. İyi. Tam ben onu yaparım dedim yani. Ee, ve kendime olan güvenim de onu bir şekilde etkiledi oldu galiba. Bu kadar mı? Evet. Ben yani şöyle bir şey söylemişsin. Basarım o seti dedim. Bana vermezsen bu rolü <laughs> o seti basarım. Evet dedim. Oğlum, hoca da her yerde söylüyor bunu. Evet dedim. Ee, ama şöyle. Dedim ama neden dedim? Bir sorun neden dedim? Ee, yani gerçekten böyle formalarla falan birkaç sete gidebilirdik yani. Fenerbahçe çok büyük bir sevgi benim için. Ee, kötü anımda da onunla mutlu oluyorum İyi olan her anımda onunla çok güzel geçiyor ee, Dün mesela beraberlik aldık Ama ben yine de mutluydum yani bilmiyorum Hala şey diyordum böyle yenilmedik <gülüyor> <gülüyor> Güzel İngiliz tarzı bir taraftan Evet o yüzden bu konuda çok snobum Ve hani başkası oynarsa çok üzülürdüm Gerçekten çok üzülürdüm Yani hani e, Türkiye'de böyle bir şey oynanıyor Fenerbahçeli benim yaşıtlarımdan biri başka oynarsa Biri oynarsa çok üzülürdüm bunu Peki alamasaydım rolü diğer rollerden birini alır mıyım? Tabii. Yani ki, gene ta de ya şöyle illa gölgesinde bir gölge olarak bile olmak isterdim bu filmde. Yani hem e, bir oyuncu için prestij olarak çok büyük bir film e, her şeyden önce e, ve e, sahne... filmdeki herkes gerçek karakter, tarihten gerçek karakterler. Tek... Bir kişi hariç, bir hanımefendi hariç. O spoilerını vermeyeyim. Evet. Bir tane o, fiction karakterimiz evet. var. Ee, mutlusun yani. Şöyle diyor Abdullah Oğuz yani ne bileyim skorboard çekilirken bile o sahneye girmek istiyormuşsun. Ay ayaklarım evet. görünsün burada evet. falan diyormuş. Ya şey bazen işte şimdi çok büyük alan ya. Evet. Biri çay içmeye gidiyor ve yapacak bir şey yok yani o an aynı kostüm ve krampon bende var. abi koşayım hemen falan diyorum. Çünkü bir işe verebileceğim maksimum emeği vermek isterim. Sözüm de başta bu şekildeydi zaten Abdullah Hoca'ya. Sonuna kadar da her şeyi yapmak istedim. Peki o el yapımı eskinin taklidi kramponlar ayağını yara yaptı mı? Ya hepimizin. Bir de mesela sağdan hiç kimse normal yürüyerek çıkmadı. Çünkü yaklaşık böyle 8-9 saat top oynuyoruz. Hı. Sadece krampon değil. Top da eski. Ha. Bu eski meşin yuvarlaklardan ve yaklaşık 2 kilo falan top. Ha o görüm, evet. görünüm değil sadece o. Kendisi Yok yok, yok. Kendisi ve söyle. top mesela ıslanıyor, yuvarlanıyor ve bir çimento Taş gibi bir kilo şey olur, kaplıyor. Tabii. Kafa vur diyorlar. Hadi vur. Yani <gülüyor> <gülüyor> çok zor oluyor. Vururum ve da bir daha ne olur? Evet olur. sonra böyle bütün, ya yani 1000 hücre ölecekse 3000 hücre ölecek. <gülüyor> 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 ve o yüzden böyle zorlandık hepimiz. İlk ilk özellikle böyle bir hafta falan böyle Akşam yemeğinde otelde kalıyoruz işte İzmit'te. Akşam yemeğinde böyle oturuyoruz. Bacağını şuradan şuraya böyle atamayan, böyle elleriyle böyle götüren falan vardı ya. Yani. İlla bacak bacak üstüne atacağım deyip. <laughs> 900 oyuncu arasından seçilmiş bütün o kadro. Evet. Yani gerçek gerçekten amatör futbolcular hepsi. Ve, Ve onların arasında oyuncular da çıkmış. Ya hepsi şöyle mesela bizim fena o gün o zamanki Fenerbahçe takımını kurduğumuzda sanırım 10 kişi oyuncu, gerisi e, amatör topçular. E, bize de çok yardım oldu bu durumun. Çünkü çalıştınız mı onlarla? Tabii tabii. Bir bir ay falan e, sadece e, şey yaptık işte. E, büyük sahada maçlar yaptık. E, bu bayağı Amerikan prodüksiyonu gibi bir iş olmuş. Evet ya. evet. Ya e, bu konuda işte birazcık yapım şirketimiz Abdullah da nadir görülen bir adam bu konularda. Yani gerçekten e, ...bir işin hazırlığına ve çekiliş anlarında oyuncuya maksimum değeri veriyor. Ee, gerçekten hani ne kadar düzgün... E, ...aman işte gün gidecek istersen daha sonra çekelim, hazır mısın, bir daha oynayabilir misin? Bunları çok uzun zamandır duymuyoruz çünkü zamanla yarışıyoruz hep biz. Hı -hı. Abdullah zamanla yarışmadı. Ve e, ortaya biraz da böyle bu yüzden de güzel bir şey çıktığını düşünüyorum ben. E çünkü yani hani, tabii insanlar bilmiyor olabilir ama her saati büyük maliyet. Tabii yani ki onu... çok. Hakikaten çok çok büyük maliyetler, çok çok büyük Ki bir de bizde plato vesaire bilmem ne olunca iyice büyüyor maliyetler. Evet, evet. Yani mekana kira, her şeye kira, ee, kamera bile kirayla geliyor. O yüzden bu işlerin aslında çok büyük de maliyetleri var. Öyle. Ee, İzmit İzmit'e yerleştiniz o sırada, senin memlekete. Evet, bir, bir, bir ay falan İzmit'teydik. Ee, benim... Küçükken toprak sahada oynadığım bir saha vardı hmm. ileride. Hatta babam Süper Lig hakemi benim. Orada maç yönettiği şeyler falan vardı. Onun hemen yanında benim küçüklüğümde oynadığım yerde platoda iş çektik. Duygu, Aa, duygusu bilmiyorum. da güzeldi benim için. Ama da, ya, peki hani ne zaman futbolculuktan oyunculuğa evrildi şeyin? Ya futbolculuk benim için o... 16 yaşında falan bitti artık ufak ufak çünkü bak ya yani 16 yaşına kadar bir yere mesela bir yerin altyapısına girebiliyorsan ya, girebiliyorsun tabii. gibiydi bizim zamanımızda birazcık hala öyle mi bilmiyorum bir de 14'ten e, sonra artık e, okulum okul kalmıyor alt yani evet, girmen lazım yani senin kabul edilmen lazım evet, artık. artık artık herhalde olmayacak şeyle düşüncesiyle daha çok ne oynuyordun çok, e, sol açık sol mısın Yok sağayım ama çekip vurma olayı. İçeri doğru. Hani. <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> Cengiz'in tersi yani. Cengiz'in tersi gibi evet. Ee, kimden en çok kimi heyecanlandırıyor seni Fenerbahçe'de? Ee, bu aralar mı genel olarak? Genel olarak. Tadiç tabii ki. Yani Tadiç beni çok heyecanlandırıyor izlerken. Ama bir form ee... düşüklüğü yok mu ya? Ama genel olarak dedin Ya <gülüyor> <gülüyor> pardon. Şey ise mesela şu şu aralar eee kimi heyecanlandırıyorsun? Gerçi Şimanski de beni genel olarak çok heyecanlandırıyor. Bilmiyorum. Hep bir şey yapacakmış gibi ve çok genç. E, bu gençliğinin içerisinde çok profesyonel e, Türklerden İrfancan Kahveci beni hep heyecanlandırıyor. Evet. E, Cengiz çok çok hareketli, çok güzel oynuyor. Çağlar bu aralar çok dikkatimi çekiyor takımda. Çünkü hiç bu kadar hızlı defans görmemiştim ben. <laughs> Fenerbahçe'de. Yani çok hızlı bir defans. Çok hoşuma gidiyor. Bonucci ile bence iyi yakışırlar gibi geliyor. Bonucci daha ağır daha şey. Böyle güzel. Cicu Bütün kadrodan kes... bahsedebilirim. Cikuyu kestin yani. <laughs> ya Cikuyu hiç kıyamıyorum. Ama <laughs> bence ciku BK o çok iyi ikili. Çok iyi ikili. Aslında. Çok iyi tandem. <laughs> Peki hazır yeri gelmişken şöyle küçük bir oyunumuz var onu yapalım. Fenerbahçe tarihinden en sevdiğin 5 futbolcu. Alex de Souza, Lefter Küçük Andon yani Sırtman Dilmen, ee, Lugano. Çok arada kaldığım isim oluyor. Yani Semih Şentürk diyeyim ama abi, yani diğerleri kırılmasın ne olur. Semih'i Semih ben de seviyorum. Şey, e, hakkını Beçi bulamamışlardan. Bu? Ya evet Alex'in en beğendiği oyuncuydu. Bence de. Ve en iyi anlaştığı sahada. Bir evet, de evet. Mehmet Topal galiba. Yok Mehmet Topuz. Menet 90'la evet, anlaşıyordu. Evet. Bence o dönem çok iyi anlaşıyordu onlar. Yani orta sahada Alex'e çok büyük destekti bence. Evet evet yok. Semih'i sürekli istiyordu. Keşke hep oynasa diyordu. O hep şeyi arardı. Evet. Ya 4-4-2 oynayalım ya e, baklava dörtlü de onun ucuna oynamak ister. Zaten o pozisyon kalkınca Brezilya milli takımından düştü Alex. Evet, büyük doğru. bir şanssızlıktır onun için. <laughs> Şunu diyken, Nejat İşlerle fotoğraf çektirmek isteyip reddedildiğin doğru mu? <laughs> ya e, Nejat abi çok yoğundu. Ben bunu istemedim. <laughs> <laughs> e, yoksa Nejat abi asla birini kıracak bir insan değil. <laughs> Güzel sayıldın, tebrik ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Nejat abi <abicim. gülüyor> Çok büyük bir kadro var filmde. Evet. Evet. Ve oradaki başlıyorsun sen. Ben de şaşırıyorum arada buna. <laughs> hayır öyle yani, etkileyici bir durum mu? E, şöyle Ya böyle büyük oyuncularla birlikte çalışınca e, onlar şey midir? Yani desteklerler mi? ne olur mu? Ego çok yüksek bu, bu bugünkilerden ya bu filmdekilerden bahsetmiyorum. Yani ne nasıl davranıyorlar sana? Ben desteklemeyenle hiç karşılaşmadım. Hı. Yani birine gidip sorduğunuzda yardım etmediğini hiç görmedim bugüne kadar. Sormadığınızda yardım eden de çok olur. E, genelde zaten bizim sektörümüz özellikle biz İstanbul'da galiba 200-300 tane oyuncu Sürekli iş yapan dizilerde, filmlerde, sinemada. Ee, onun dışında tabii ki tiyatroda, dijitalde birçok oyuncu var. Ama sürekli iş yapan gözünde 200-300 tane oyuncuyuz aslında. Çok yok. O yüzden hocalarımız bize destek olurlar. Biz de bizden sonrakilere destek hmm. oluruz. Böyle bir şey vardır yani. Çünkü e, olması da gerekiyor birazcık... Mesela set hiyerarşisi ahlakı iş iş ahlakı aynı aslında ben Türk Hava Yolları'nda da çalıştım. Öyle Orada şey. da aynıydı durum. Değil mi? Şefine, büyüğüne saygılı olacaksın. Bir kere yaş olarak öyle. Ve mesela Neşet Abi'nin çok uzun yıllardır sanat hayatı var ve her sahnede her yaptığı şey bizim için böyle Hocalık gibi oluyor böyle, izliyoruz onu. Timuçin abi keza öyle, Birce öyle, Birce Akalay yani... Şahane oynamış bir Evet. Şey. Herkes çok kısa, kısa bir sahnesi var ama şahane oynamış hakikaten. Yani o yüzden böyle o setlerde daha çok başrol gibi değil de... ...onların öğrencileri olarak alabildiğin en iyi eğitimi alıyorsun aslında. Birazcık öyle oluyor. Yani çevriliyor etrafında o isimler. Ve sen orada yan rollükmüş bunların hiçbiri önemli olmuyor. Diyorsun ki ben mesela bir anımız var sette böyle... Fenerbahçe futbolcuları bizim filmde kavga gibi bir şey ediyorlar. Bir anda bir arbede oluşuyor falan filan. Nejat abi de kalkıp tribünden gelecek takımın başkanı olarak. Ee, şimdi burada bizim beklediğimiz şey ve yaptığımız şey. Çekilin, bilmem ne yapın, bilmem ne. Nejat abi geldi. Efendiler, beyefendiler. Yapmayın. Hı -hı. Şimdi bize koşup orada bir şey verdi. Tavır dersi verdi. Ve mü müthiş bir ders verdi bize, eğitim verdi. Yaklaşık 10-11 genç oyuncu. Böyle bir anda ona baktık. Aa beyefendi, efendi, kibar olmamız gerekiyor. Dönem aslında öyle bir dönem değil. Kavga bile etseler hepsi birbirine çok ve hala beyefendi diye hitap evet. ediyorlar. Efendi diye hitap ediyorlar. Bize tavır dersi verdi gitti. Bunlar gibi şey, bu gibi şeyler olunca etrafında başrol, yan rol çok önemsemiyorsun. Böyle alabileceğimi alayım da ben buradan. Sonuçta işte televizyondan evet. geldin sen. Evet. Televizyondan, sinemadan. Ve bir anda sahneye çıktın. O, zor olmadı mı? Ben de mesela Yine, sahne korkusu işte, vardır o yüzden soruyorum. Ben bunları yaparken hep çevremdekileri <laughs> çok güzel seçmeye çalışıyorum. Mesela Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsevan var şu anda tiyatro oyunda. Ben düştüğümde onlar kaldırır. Yani hmm. e, o yüzden aman düşerim diye düşünmektense elimdekini nasıl geliştirir Ki Sağlam bir de düşüyormuşsun. Gerçek anlamda sağlam bir de düşüyormuşsun galiba. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Engin Günaydın'la çalışmak nasıl? Çok eğlenceli. Yani biraz fazla eğlenceli mi? Öyle mi? <laughs> evet evet. Ya Engin abi senaryoyu kendi yazmasına rağmen e, çok bize... O onun şeyi yani o oyunu 20 yıldır Tabii rüyası... oynama, oynamak istediği evet. bir oyun. Daha önceden de aslında bize de anlatmıştı burada. yapmış. E, dekorlar yapılmış, hmm. oyuncular e, belirlenmiş falan ama sonra e, yine pürüzler olunca içine sinmeyince vazgeçmiş. En içine sinilen zamanda onunla beraber olmak çok eğlenceli şu anda. Ee, çok heyecanlı tabii ki bu iş için. Ee, insanlar i̇nsanlar gelip izlediğinde, tebrik ettiğinde gözünde gerçekten mutluluk oluyor. Ee, kapalı gişe o da. Evet şu an kapalı gişe devam ediyor. Ee, i̇nşallah. inşallah böyle ben niye çağrılmadım? E, kapalıydı <gülüyor> gişe. <gülüyor> Yer yok abi yani. Her zaman Şaka bekleriz. yapıyorum ya alır bilet. Ee, çok güzel Engin abiyle çalışmak. Hem de çok konforlu. Ee, bir de karşının Aklınızda böyle her pası alabilecek bir futbolcu olduğunu düşünün. <gülüyor> Mükemmel <gülüyor> bir şey bu. E, Orada yani sana teklif mi etti? Yoksa seçme mi oldu? Ee, seçme olmadı ama okuduk beraber bir oturup. Ondan sonra olur dedi. Hani olabilir yapabiliriz dedi. Ee, o beni seçti yani aslında bu durumda. Ve e, çok mutlu etti beni. Onun onun tarafından seçilmek çok güzel bir his. Şey. Koçay'ı bırakıp geldi yani. Evet evet. O kadar istiyor demek ki. Birçok konforunu çok bırakıp istiyordu. geldi ya. Yani. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> yani merak ediyorum onu da. yani sorudan öğrendim ben bir şekilde yani çünkü hep bizim programda da anlatmıştı istiyorum bunu yapmak hayalim diye. Sonra bir baktım bir gün kapalı gişe devam ediyormuş. Geleceğim en kısa zamanda. <laughs> Dijital mecralar mı televizyon mu? Televizyon. Mor ve ötesi mi manga mı? Mor ve ötesi. Ege mutfağı mı Güneydoğu mutfağı mı? Nasıl e, düşünüyorsun? Adana değil e, misin sen? Evet ama <laughs> Ege'de de yaşadım bir altı yıl falan. Ee, ama Adana insan için Adana çıkmaz ki. Evet ama gerçi ya. Adana'da yaşamadın değil mi? Yaşamadım. Ya. Ama yemekler bizim evde de yaparız. Yani Adana'da. bir insan Adana'dan <laughs> çıkarabilirsin de Adana'ya için. Evet, gü Güneydoğu insandan. galiba ya. Birey Birey değil mi? Et, zorla zorla söylet, zorla söyledim. <laughs> Ege'lilerden biraz daha et yemekleri bekliyoruz. Vatanım <laughs> <laughs> sensin mi çukur mu? Çukur. Bu dönelim sonra. <laughs> Ronaldinho mu Zidane mı? Ronaldinho. Şener Şen mi Haluk Bilginer mi? <gülüyor> <gülüyor> daha zorları da var merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Haluk Bilginer. <laughs> güzel. Uf. Anlatmak mı dinlemek mi? Dinlemek. Aa güzel. Rainman mı mi Scarface mi? Rainman. Güzel. Kedi mi köpek mi? Köpek. Bir fotoğraf göstereceğim sana. Bu fotoğraf sana ne anlatıyor? Ne hatırlatıyor? Çok fazla bulamadık senin eski fotoğraflarını ama. Evet. 6. sınıf bu. Kocaeli evet. mi? Kocaeli, Kocaeli. Yahya Kaptan'daydım o zaman. Hmm. Sonra Bodrum'a mı geçiyorsunuz? S sonra lise 1 Bodrum'da, sonra tekrar ben İzmit'e döndüm. Annemle annem. beraber. Nasıl bir çocukluk? Ya benim çocukluğum çok güzel, eğlenceli geçti. Benim hani e, öyle asker benim baba. Hmm. E, annem ve hakem. Evet, ve hakem. Asu Zaten yani. o zamanlar hep askerler hakem. As subaydır oğlum. Evet, yani. evet. E, Denizci mi yoksun? Deniz Hava. Deniz Hava Üst Komutanlığı. Yani, Ama ben deniz... Ben de eski denizciyim de yüzden. Öyle. <laughs> öyle mi? Yok canım ya askerliğim de denizciyim. <laughs> öyle. Donanmada. Ve hani, genelde böyle işte küçükken askeri lojmanda büyüdük biz. Hmm. Ondan sonra dışarıya geçtik ve e, güzel hep ailemle arkadaşlarımla. Top peşinde koşturarak. Top peşinde koşturarak. Bir de son sokakta büyüyen nesliz galiba hmm. biz. Bizden sonrakiler hep bu evde büyüdü daha çok, so Bilirsin sokak abi. hep çok güzeldi, çok tatlıydı, çok çamur şey. akıyordu burnumuzdan çok, <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi. <laughs> Baban geldi, hadi falan ha, o tarz. Asla duymuyorum ama hep duymuyorum. <laughs> bir de Kubilay seslenmek için çok güzel bir isim annem Nefis. hep bunu kullanıyordu. Kubilay diye en uzaktan en şeye kadar bütün komşular. Tevkalade, ee, o oyunculuk ne tam ne zaman peki Bodrum'a mı denk geliyor oraya mı denk geliyor? Ama galiba Bodrum'dan döndükten sonra. Şeyi sana, çok şaşırıyorum çünkü oyuncu olmak istiyorsun sonra e, havaalanında çalışıyorsun. Aha. O sırada unutulmuş bir şey mi o? Yoksa ya hep şöyle, aklında olan bir şey mi? E, ya hep var. Bu arada aileme de söylemiştim var. Yani hani bir gideyim konservatuvar okuyayım çok istiyorum falan gibi. Ama e, daha bir meslek sesi okuyordum. Hani beklenti hep mühendis olma bilmem ne öyle şeylerdeydi. Benim de yani bilgisayar görünce böyle midem falan bulanıyor. <laughs> <laughs> yani işte Türk Hava Yolları'nda çalışıyordum. Her sabah e, bir kötü demiyorum bu arada bunlar. O hayat o, o insan. Ben daha böyle sahada ya? çalışmak böyle koşturmak hmm. isteyen bir insanım. O yüzden böyle bir ofis içerisinde veya bir havalimanı içerisinde kapalı bir alanda çalışma olayı bana hiçbir zaman çekici gelmemişti. Küçüklüğümden beri zaten. Yani o bir gün hani oyunculuğa geç, geçtiğin bir gün var. Ondan öncesinde de hala aklında var bu. Var var. Ha, okay. Var yani. Sonuna kadar. Yok, unutulmuş vardı. bir şey değil yani. Yok yok he, hep vardı. Ee, böyle 21 yaşındaydım işte. Yine Bodrum'a dönmüştük o zaman. Ee, Türk Hava Yolları'nda çalışıyordum. Ee, yine bir yandan acaba olur mu bilmem ne diye yine ıı, kovalıyordum aslında. Tam o an anlatır mısın nasıl oluyor? Yani bu şey gibi çünkü film gibi hakikaten. Ya evet e, işte eski menajerimle o zaman böyle bir karşılaşmıştık. Yanında Havalanda. da evet Ozan Doğulu vardı. Bir de öyle bir şey ki ben normalde başka yerde çalışıyordum. Yani dış hatlarda çalışıyordum. Hı -hı. Ee, birden orada bir boşluk olunca oraya geçmek zorunda kaldım ve aslında 15 dakikalık bir karşılaşma içerisinde oldu olay. Yani benim oraya Geçme ihtimalim çok düşüktü normalde. Evet. Ee, öyle karşılaşınca o da dedi ki böyle böyle bir deneme çekimi var. Vatanım sensin diye bir dizi. Sen bir talepte mi buldun onu söyledi? Yok. Senden iyi oyuncu olur falan mı dedi yani? Ya şöyle garip böyle inceledi çok fazla beni. <laughs> Ondan sonra. <laughs> Hafif bir rahatsız oldu. Konuşturdu. Soru. Ha? Ee, sorular sordu işte uçuş hakkında falan. Ben de cevap verdim. Bir ara kalktı boyuma baktı falan böyle kaldırmak zorun yani kaldırdı beni yerimden. Ondan sonra boyuma baktı, konuşmama baktı falan. Sonra mesaj attı bana. Öyle oldu. Yani bir deneme çekim var. Girmek ister misin falan. Ben de girdim denedim. Et yani yani şu kadar şey masal gibi yani. Evet değişik. <laughs> yani film şey... senaryosu gibi. Çok güzelmiş. Hayatında senin gibisi yok dediğin sana ilham veren kişi. Ee, Mustafa Kemal Atatürk galiba. <laughs> Güzel. Güzel. Babandan çok bahsediyorsun da o yüzden. Acaba o mu dedi? Ya herkesin babası kahramandır bence yani, birazcık. Bazen. <laughs> bazen, evet. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> yok İstanbul'da canım olabilir yani. Babalar önemli tabii. Peki o zaman seri atışlara geçiyorum. Hadi. Hafızandan hangi anıyı silmek istersin? Öyle bir anım yok ya. Ne güzel. Söylediğin ilk yalanı hatırlıyor musun? <gülüyor> evet <gülüyor> aileme söylemiştim şey matematikten özel ders alıyordum hı hı. böyle sınav notları şey geliyor 10-15 falan yüz üzerinden He. ben de 90-85 falan <laughs> sanki karne gelmeyecek de, kimse hiçbir şey görmeyecekmiş gibi bir seneyi rahat geçirdim ama. Öyle mi? Evet sonra çok sıkıştırıldım <laughs> yani yalan çok sinirini bozdu ailemin. He. Evet ya, Gerekiyor bazen. <laughs> Yapmadığında en çok özlediğin şey? Kamp. Kamp yapmayı çok özlüyorum. Ha. Evet. Şey tipi var sende, şehirli adam tipi var abi. Hiç abi, bayağı. Ama yok ya. Bayağı. Şuraya balta takıyorum, böyle böyle, böyle şapka mapka yürüyorum. Avcılık falan var mı? Ee, yok, sevmiyorum. Yok. Çok hayvanlara zarar veriyor. En çok kullandığın emoji? Şu. Bu. O ne abi? Bu teşekkürler. Yani ee, çok... sen de. Çok görüyorum ben onu. Bu, bu, her şeyi uyduğu için hep bunu ha, kullanıyorum. Okay. Ben şunu yapıyorum. O da güzel. O, o, da her şeye uyuyor. Ama bu biraz daha böyle hani daha kibar. Teşekkür ederim. Bu tamam evet. <laughs> tamam, tamam, anlaşıldı. Ben, anlaşıldı. Ee, bir fiziksel özelliğini değiştirecek olsan neyi değiştirirdin? Neyi mi değiştireceğim kardeşim? Kulağımın biri değişik bir değişik onu değiştirirdim. Ee, güzel ama asimetridir boş ver. Evet ama yine de böyle arada garip duruyor. Şimdi <laughs> <laughs> söyledin bakacağım. asimetridir. ben çok fazla simetri sevmem. Yani, yani çok kes... böyle kusursuz. Yok. Sen... Ben de çok... Ee, da, bir hafif bir asimetri, böyle bir, kemerli bir burun. Evet. Mesela Türkiye'de neden bu kadar kadınlar sürekli burun yaptırmaya çalışıyor hiç anlamıyorum. Burun, dudak var. Çene var galiba hassas evet, kadınlarda. Evet. Abi ki yani bir karakterli böyle hafif bir kemerli karakterli bir şeydir yani. Yapmayın arkadaşlar. <gülüyor> 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 Dok <laughs> Doktorların tuzağına düşmeyin. En son ne zaman ağladın? Ee, geçen hafta. Geçen hafta ağladım. Film seyrederken Yok. E, canım mı acıdı? Daha, bir, bir şeyden dolayı duygulandım. Uyandın ve banka hesabında 10 milyon doların var. Ne yaparsın? Abi faize koyarım. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü 10 milyon dolar mı? Dolar. Fa, yani faizde durur hayatımı da yaşarım. Hiç i̇şte çalışmam sonra. mısın <laughs> sakın. Yok şaka yapıyorum canım. Ama e, herhalde yapımcılığa geçerim artık. Öyle bir hayalim var çünkü ileride. E, Oyunculuğu bırakın. Yok yine oyunculuk o, oyun. yaparım ama ha, kendi filminin ha, Yani olur. daha çok böyle kendi işlerimizi çekmek. Çok senarist arkadaşım var falan. <laughs> Onlarla böyle beraber hep beraber iş yapmak isterim öyle bir durumum olsa. E, eline gelen senaryoların kaç kaç senaryoda bir ah bu diyorsun? Abi işte o çok zor bir şey ya. Yani hani 30 senaryo geliyorsa ikisinde üçünde ha bu bu okey hmm. diyorsun. Hatta bazen böyle yani ben mi anlamadım acaba diye arada kalıp çok öyle oynamışlığım da var. Bir An, işte. Şey var geri olduğunun hikayesi var biliyor musun bilmiyorum. Bu arada sosyal medyada da var. Makas eller gelmiş ona. Hı hı. Demiş ki ya bu nedir yani böyle film mi olur filan. Sonra <laughs> Johnny Depp'e vermişti. Sonra ilk sahne açılınca demiş ha şimdi anladım. Evet, ya yani. bazen senaryoda <laughs> Çünkü... yönetmen yazdığı zaman senaryoyu bazen Adamın çekiyer, kafasındaki çekme gibi. dilin o kendi gördüğü için öyle basitçe yazıyor, not alıyor gibi oluyor. Ama mesela e, Yılmaz Hocanın senaryosunu gördüğünüzde virgüller bile en ince detayına kadar orada o virgül orada olsun diye var yani e, ve ister istemez böyle orada hayal edebiliyorsunuz her şeyi tonlamaları hmm. her şeyi o zaman oyuncu bunu daha çok seviyor o tabi her yani, mu böyle yoksa sana böyle bir özgürlük alanı yani e, Özgürlük alanı gibi değil ama o ya. Daha böyle şey... Ne yani tam, ee, yani tam metodu, ne olduğunu, yolunu biliyorsun yani. Yani senaryo olabildiğince açık olsun isterim. <laughs> açık, net, ben de anlayayım, bileyim ve doneler elimde olsun ki... E, ben de o doneleri elimden geldiğince seyirciye yansıtabileyim. Şöhretini yani. en çok ne olarak kullanırsın? <laughs> Devlet dairelerinde. <laughs> e, sıra beklemediği için <laughs> Peki en çok hangi karakter ismiyle çağrılıyorsun? Celasun ya. Celesun. Hep Celasun. Hala devam mı? Yani şu anda değişmeye başladı biraz. Evet. Peki gerçek adını bilmeyip daha çok karakterini... Abi da bazen da... karakter adını da bilmiyor ama mesela şey diyorlar. Çukur gelsene bir falan. O da. Komik. <gülüyor> <gülüyor> Çukur bir bakar mısın falan. O da güzel. Olur. güzel. Sen, vatanım sensin. <laughs> güzel. Ee, mükemmel tatil lokasyonun? Ee, Karaburun. Ee, güzel. Daha az kalabalık. Yani evet. Bir de orada kamp çok güzel oluyor. Anladım. Alaçatı çocuğu değilsin ya. Okey. Tarihten biriyle yemek yeme şansın olsa kimi seçerdin? Atatürk dedin At başka bir isim var. Hmm. Bir oldu yani. Kim olsun? Ona da Che Guevara'yı alayım. Ha, güzel. <laughs> İlk gördüğün birinin hangi fiziksel özelliğine dikkat edersin? Elleri galiba. Hmm. Kadın erkek. Kadın erkek evet. Eller. Bakarım. Güzel. Hak etmediğini düşündüğün bir şey kazandın mı? Yok ya. Yani zaten haksız kazansa önüne geçmişimdir bir şekilde. He. Egon şişiyor mu? Yok. Nasıl yak? Abi yani ben şey olarak bakıyorum duruma. Sektör değiştirdim. <laughs> yani havalimanında çalışıyordum. Şimdi de burada çalışıyorum. Ama ya kadınların sana olan tavrı her zaman öyleydi falan diyebilirsin tabii onu bilmiyorum ama. Yok ama ya o bir de şey bir büyü. Böyle ilk bir iki sene bundan çok etkileniyorsun. Ünoloji. Sonra öyle çok da şey olmuyor yani. Hiç depresyona girdin mi? Tabii canım girmişimdir illa Yani sık sık girmiyorsun demek ki. Türkiye'ye dair en sevdiğin şey? Ee, çok hemen kenetlenebilmemiz çok seviyorum o durumu. Türk halkının. E, Bazı olaylar. Evet evet öyle haklısın, haklısın yani bu kadar mevzuyu hakikaten çok mesela bu Fenerbahçe Galatasaray kavgasında hala milletin birbirine girme işine ben çok takdir ediyorum Ben yani. birbirine girenleri de çok anlamıyorum. Yani e, ortada bir takım var. Başarılı olur veya olmaz. Ee, son 10 senedir biz başarısızlığı mesela çok görmüş bir takımız ama 10 seneden öncesinde de başarıyı da çok görmüş bir takımız. Ee, mesela son bu en son işte Galatasaray'ın yediği gol offside mı değil mi işte Fenerbahçe'nin penaltısı penaltı mı değil. Büyük takımlar özellikle bunlara kalmamalı ya. Yani abi Anadolu takımıyla maç yapıyorsun. Küçümsediğim için söylemiyorum ama kocaman tesislerin, çok iyi futbolcuların, bilmem neyin... Hakem kötü karar verdi, hakem iyi karar verdi. Dört tane at, hakem sonra kötü karar verdi, sonra konuşalım gibi geliyor bana. İşte aradığımız taraftar. <laughs> Vallahi bravo. Tebrik ediyorum seni. Telefondaki en ünlü kişi kim? <laughs> Ali Koç. <laughs> ama fotoğraf olarak. <gülüyor> 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 İsim olarak... En ünlü... Yani... Yılmaz Erdoğan galiba şu an. Nasıl kayıtlı? Yılmaz Erdoğan. <laughs> Yılmaz mi? Erdoğan yeni. Mi? Ben <laughs> ben de hoca. Çünkü birisinden istemişim onlar da hoca. Herkes evet. hoca diye kaydettiği için. Hoca olarak kayıtlı. Çok uzun süre ya hoca. En sonunda parantez içinde Yılmaz Erdoğan yazdım onu. Tanımadığın birine ilk mesaj olarak ne yazarsın? O mu bana mesaj atmış ilk mesela öyle bir şey mi? Yoksa... Sen atıyorsun mesajı. Ha ben atıyorum. Hani Merhaba ben Kubilay. <laughs> Ha şey böyle flört gibi mi? Bilmiyorum oğlum evet. aklına ne geliyorsa ilk o. Ne bileyim ben böyle iş için falan yazıyorum gibi düşündüm. Abi <laughs> <laughs> benim hayatımda son... Tamam tamam güzel oynamaya son devam edeceğiz. Hikayede çok iş var ya valla. Hakikaten çok çalışıyorsun <laughs> ama o ayrı tabi de. Ee, merhaba yazarım ben. Merhaba. Merhaba. Merhaba çok... Bir merhaba yeter. <gülüyor> <gülüyor> filme dönelim. Sadece Fenerbahçeliler mi gidecek filme? Yok ya Fenerbahçe bu işin yüzde %20'sinde %30'unda var. Gerisi aslında komple bir milli mücadele. Öyle onu söyledi ya zaten. Anladım. O yüzden sadece Fenerlilerin değil aslında bazı değerlerini unutan unutmayan herkesin gitmesi gereken güzel bir film olduğunu düşünüyorum. O dönemin mim-mim cemiyeti olsun işte Atatürk'ün çeşitli kararları olsun. Samsun'a çıkışı olsun birçok şeyi gördüğümüz de bir film aslında ve e, milli iradenin ne kadar güçlü olabileceğini gösteren bir e, film. Aslında doğruyu seçip doğru yönde hareket edersek hep birlikte hareket edersek e, bu ülkenin diyorum yani kenetlendikten sonra karşısında duracak çok bir şey görmüyorum ben. Katılıyorum ben de en çok o tarafını sevdim. Neye hayır dediğimiz ve neye evet dediğimizi anlatıyor biraz film yani evet. hangi noktada tamam artık yeter denildi evet. yani filmdeki babanla e, bir sahneniz var hani evet. bir çekişmeniz var aranızda evet. bir Osmanlı beyefendisi o. yani Sen işte bir, bu dönemin e, sağcısı ve solcusu baba oğlu olarak e, evet yani Farklı. aynı hedefe başka yollardan evet. gitmek isteyen iki insan saçı solcu oturdu mu bilmiyorum ama olabilir e, ama o son bir şey var yani seninle gurur duyuyorum dediği bir Sahne evet, var. O evet. senin gerçek hayatında da oldu galiba. Ee, sadece seninle gurur duyuyorum kısmı. Bizim babamla düşüncelerimiz hep aynıydı aşağı yukarı Hı -hı. düşünce yapımız. Ama e, seninle gurur duyuyorum. Bence bir babadan bir oğula söylenecek seni seviyorumdan değerli bir laf olarak görüyorum. Katılıyorum. Ben. E, 21 yaşında ilk işte işim yayınlandığında böyle güzel e, o telefonu almıştım babamdan hüngür hüngür ağladığım bir gündür yani. Evet yani sen tabii çok küçüksün benden ama bizde öyle şeyler hiç yoktur yani. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, hani senin döneminde de son artık o son ondan sonra biz yani şey yani su getir zaman gurur evet, duyuyorum evet. dediğimiz için. Evet, evet. Ya biz Oğlum de bir su getir da... gurur diyorum sana bravo. Üretişim çok ya. iyiydi ya. Yani bizim jenerasyonumuzda da öyle. Bizden sonraki çok daha iyi bu arada. Yani mesela kız kardeşimle babamın iletişimi çok iyi yani iyi mi o bilmiyorum. Biraz fazla iyi o. Çok mu laçkalıyorsun? Laç, <laughs> laç, laç kalık değil ya. Çok hani en ufak şey bile çok büyütülüyor falan. Ha, evet, çok. Herkesin çocuğu dahi falan ya şu evet, anda. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin <laughs> Öyle bir durum var ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> şey ya gene filme döneyim o sahneye. Ya o sahne bence o yüzden sordum sadece Fenerbahçeliler mi izleyecek diye. Bence yani Fenerbahçe tabii ki başrolde. Ama yani bütün bir milli mücadeleyi anlatması yani, açısından da evet. birleştirici ve ya Ali Samiyan de var işin içinde var var evet Vahdettin de var Atatürk de var Damat Ferit çok, bile var Evet evet çok böyle <laughs> keskin zeminlerde gezdik evet. aslında ve hepsini bir arada e, görmek o dönemi görmek istedik yani taraflı bir açıdan sadece bir tarafın bir bakış açısına bakalım olmadı filmde İngilizlerin de bakış açısını görüyoruz Doğru. ilginç bir şekilde Fransızlar var Levantenler var. Türkiye özellikle de İstanbul o zamanlar çok karma var. Osmanlı, Ermeniler için, var doğru. Yani Ermenistan Rumuna yine he, hepsini görüyoruz ve e, birlikte birlikte bu buna karşı çıkıyorlar. Doğru. Ve çok güzel yani bunları görebilmek. Diyorum ya unuttuğumuz değerleri unutan unutmayan herkesin gidip görmesi lazım tutuyorum o anlamda değerli e, bir film. Dediğim gibi yani korkarak gittim ben. Zor bir şey çünkü. Hem o dönemi anlatmak dönem zaten çok zor. Dönem bir şey. çok zor evet. Yani Abdullah <laughs> söylüyor yani 500 tane kıyafetimiz vardı. Dolayısıyla her açıyı ayrı ayrı çekmek zorunda kaldık. Yani çok uğraşılmış. E, futbol çekmek söylediğim gibi çok zor. O ayakkabılar eskisin diye onlarla antrenman yaptık. Tabii tabii antrenman yaptık. Bir süre. <laughs> Eskisine benzesin bir de, diye. Mesela gerçekten hiç sahadan birinin böyle Tamam, sağlıklıyım. Şimdi 9 saat daha oynarım falan gibi. Öyle çıktığını hatırlamıyorum. Herkes çok yoruldu, çok emek verdi yani herkes. Çok güzel. Sen ee, yaptığın işte gurur duyuyorsun anladım kadar öyle anlatıyorsun ama seyretmedin daha. Yani çok az bir kısmını e, böyle izleyebildim. O da e, şimdi işte bu bir şarkı gibi bir şey var, bir işimiz var. onunla alakalı bir kısmı izlemek zorundaydım. Öyle onun için izledim. Gerisinde galada böyle sürpriz olsun istiyorum. Komple ekipçe izleyelim istiyorum her şeyi. Okey. Ben e, en azından sana şunu söyleyebilirim, çok iyi oynamışsın. Teşekkür yani ederim abi çok sağ ol. O hakikaten şey, e, çünkü oyuncu da oyunculuk değerlendirmesi de bilmiyorum. Uzman değil bir seyirci olarak söylüyorum ama hani senin sen olduğunu unutuyorsan bir şeydir ya o hmm. oyuncu, onu bence çok iyi yapmışsın. Teşekkür, teşekkür ederim abi. Yani bayağı büyük duruyorsun yani çok teşekkür ederim senden evet. yani o böyle objektif insanlardan böyle şeyleri duymak çok çok güzel oluyor kötü olsa da çünkü kötü <laughs> oynamışsın diyebilirsin çünkü yani ee, yapıyorum öyle şeyler evet. kötü oynamışsın demiyorum da öyle, o kadar kötü bir şey ona gelen o şeyler o kadar <laughs> zaman şeyler söylüyorum ki kötü oynamışsın oluyor yani evet. keşke kötü oynamışsın <gülüyor> <falan>. <gülüyor> oraya geliyor iş yani <laughs> Tavrın e, şeyin e, çok iyi taraftarlık yapıyor ben çünkü nisan e, Necat geldiğinde buraya Necat Bayağı Fenerbahçe'li o evet, biliyorsun, abi. çok iyi biliyorsun. Yani işte Galatasaray'dan kimi istersin falan dedim futbolcu olarak takıma. Sen Galatasaraylı mısın yoksa <laughs> bir şey Kızdı. Necdet abiyle mesela Fenerbahçe konuşmak isterseniz ilk soracağı soru şey. Ne kadar Fenerbahçe'sini öyle Ha evet, evet. <laughs> <laughs> yani şey yok, hiç tartışma yok evet, orada onun için. Evet. Çok güzel. Müsaade edersen bir selfie ile kapatmak istiyorum. Tabii ki. Ee, bundan sergi yapacağız ileride. Sen de olsun. Aa sen de gel sen de. <laughs>